Doğurganlığın korunması kavramını değişik bölümlerde inceleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi evli olan kadınlarda, evli olmayan kadınlarda ve de yine erkeklerde acaba doğurganlık korunması ne anlam ifade ediyor? Birincisi evli olan kadınlar için düşünecek olursak, burada daha ziyade evlendikten sonra çocuk sahibi olma gayretleri içerisindeyken veyahut da çocuk sahibi olma düşüncesi henüz yokken araya giren bazen olumsuz hastalıklar oluyor. Kanserler, değişik kanserler veyahut da kanla ilgili hastalıklar, kan kanserleri ya da değişik kemikle ilgili problemler ki bunların bir kısmı kemoterapi, radyoterapi tedavileri gerektiriyor. Bazen ameliyat olması gerekiyor, yumurtalık doku kaybı ortaya çıkabilir veyahut da rahimle ilgili bazı olumsuzluklar ileride ortaya çıkabilir. Bu gibi durumlarda, bilhassa yumurtalık fonksiyon kaybını ilgilendiren durumlarda ki kemoterapi ve radyoterapi dediğimiz ışın tedavisi maalesef belirli bir süreden sonra çoğunlukla yumurtalıklardaki eşey hücrelerinin çoğalmasını veyahut da gelişmesini engelleyebiliyor. İşte bu kadınlar, evli olan bu kadınlar, meme ile ilgili büyük sıkıntılar genelde bize karşımıza geliyor. Bu tür nihai tedavilerinden önce, yani kötü huylu bir hastalık tedavisinden önce kısa süre içerisinde, 2 hafta gibi bir zaman içerisinde yumurtalarını toplatabilirler. Evli iseler eşlerinden elde ettiğimiz sperm hücreleriyle bu yumurtalar döllenip vitrifikasyon dediğimiz yöntemle dondurulabilirler ki esas hastalıkları tedavi edildikten ve doktorları artık gebe kalmanızda bir mahsur yoktur dedikten sonra bu embriyolar, daha önce elde edilmiş, yapılmış embriyolar yine çözülüp rahim içerisine transfer edilebilirler ve böylece bu kadınların gebe kalma şansı mümkün hale gelebilir. Evli olmayan bayanlarda şöyle bir avantaj var artık şu son 3-4 sene içerisinde. Sağlık Bakanlığı'nın da izin verdiği bir gelişme ki bir kısım hanım için gerçekten çok kıymetli. Bilhassa geçmişinde yumurtalık rezervini bozan çikolata kisti gibi problemleri olanlar veyahut da bazı yumurtalık ameliyatları olmuş ve yumurtalık rezervleri kötü yönde etkilenme yoluna gitmişse veyahut da ailesinde, yani teyzesinde, annesinde ve bilhassa yakın akrabalarında, anne tarafından, bazen baba tarafından da olabilir. Erken menopoza doğru bir gidiş söz konusuysa o zaman bu tür kadınlarda yine yumurtalıklarından elde ettiğimiz yumurta hücrelerini dondurup saklatabilirler. İleride bir gün evlendikleri takdirde kendi yumurtalık fonksiyonları eğer olumsuz yönde etkilenmiş ise bunları eşlerin spermleriyle birleştirerek embriyo meydana getirip rahim içerisine yerleştirebiliriz. Bir de erkeklerde tabii ki bunun bir başka versiyonu var. Bu tür yine hastalıklar erkeklerin de başına gelebilir. Bunların da yine eşey hücreleri veyahut da testis dokularından elde edilen sperm hücreleri, öncü hücreleri dondurulup saklanabilir. Daha sonra kemoterapi, radyoterapi gibi tedavilerini görürler ve daha sonrasında bu eşey hücrelerini iyileştikten sonra kendileri de eşleriyle veyahut da müstakbel eşleriyle nikahlandıktan sonra ülkemizde kullanabilirler. Kadınlarda yumurtalık dokusunun da ameliyattan elde edilip dondurulabileceğine dair çalışmalar sürmektedir ve bu da artık ülkemizde de kullanım alanına girmeye başlamış bir başka doğurganlığı koruma yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır.